Evet, merhaba. Ege Üniversitesi'ndeyiz. Gateway Kariyer Topluluğu'nun kulüp odasındayız. Güzel bir kulüp odaları var. En büyük kulüp odasını Gateway'e vermişler. Gezdik diğer kulüp odalarında. Bayağı da etkinlik yapmışlar. 18 yıl galiba değil mi kulüp? 18 yıllık eski bir kulüp aslında değil mi? Ege Üniversitesi düşününce. Arkadaşlarımızla beraberiz. Tabii hem kulübü tanıyacağız ama bir yandan da çok farklı bölümlerden arkadaşlarımız var. Diğer bölümleri de biraz soracağız. Ege Üniversitesi'nde öğrencilik nedir? Nasıl yaşanır? Neler gelir başınıza? Onları da soracağız. Birazcık da kulübü tanımaya çalışacağız. İsterseniz sizinle başlayalım. Öncelikle isminizi alalım. İsmim Gülsüm Beceren. Gülsüm Hanım, memnun olduk. Hangi bölümdesiniz? Uluslararası İlişkiler 3. sınıf öğrencisiyim. Süper. Evet. En tecrübeli sizsiniz şu an değil mi? 3. sınıf olarak. Peki hemen size soralım. 3 yıl burada Ege Üniversitesi'nde geçirdikten sonra yeni gelen arkadaşlara ne tavsiye edersiniz? Nelere dikkat etsinler Ege Üniversitesi'nde? Özellikle Ege Üniversitesi'nde okumak büyük bir ayrıcalık. Yine Türkiye'nin seçil üniversitelerinden birisi. Ayrıca konum olarak da İzmir'in en güzel toplu bulunması bakımından da önemli. Siz İzmirli misiniz? İzmirli değilim ama 13-14 senedir İzmir'de yaşıyorum. Dolayısıyla biliyorsunuz burayı, daha önceden de buradaydınız. Evet, bu yüzden aynen isteyerek geldim. Dağınık olmaması sebebiyle de benim tercih ettiğim... Yani sosyal hayata yakın bir kampüsüm var. Evet, sosyal hayatı gayet canlı. Evet, aynen öyle. Neye dikkat edecek peki gelen arkadaşlar? Ne tavsiye edersiniz? Tavsiye edeceğim... Ben geldiğim için Ege Üniversitesi'ne çok memnunum. Sosyal hayatı çok canlı. Kulüplerde aktif olarak görev alabilirler. Her şekilde her aktiviteye katılabilirler. Siz 3 yıldır bu kulüpte misiniz? 3 yıldır değil, 2 senedir bu kulüpteyim. Böyle. Kulübü de tavsiye ediyorsunuz. Evet, tabii kulüp ki. Kulüp ne iş yapıyor? Birazcık da 1999 yılında rektörlüğün izniyle kurulmuş bir kulüp. En eski kulüplerinden biri Ege Üniversitesi'nin. Okuldaki bütün fakülte öğrencilerine hitap eden bir kulüp ve her sene sektör günleriyle, bilim, teknoloji, kariyer günleriyle her öğrenciye hitap etmeye çalışıyoruz. Tamam, biz de o kapsamda geldik zaten. Başka gelenler de var. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bugün de etkinliğinize katılacağız birazdan. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Tanıdığım için de çok memnun olduk. Size geçelim isterseniz, buyurun. Merhaba, ben de Taner Şahin. Bilgisayar mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Tamam, bilgisayar mühendisi bir arkadaşımızı yakaladık. Peki bilgisayar mühendisliği nasıl? Biraz anlat bakalım. Ne bekleyerek geldin, ne buldun ama bölümde? Yani onları biraz sorun. Açıkçası ben yazılıma ilgi duyan birisiydim. Buraya geldiğimde biraz daha donanım ağırlıklı derslerin de olduğunu gördüm. Bu beni biraz şaşırttı tabii. Yani örneğin bu dönem sanırım bir tane yazılım dersimiz var ama 4-5 tane hani donanım dersimiz var veyahut da elektronik. Yani donanım isteyen birisi için daha doğru bir tercih mi diyorsunuz Ege Üniversitesi? Onun için bir şey söyleyemem ama bu konuda iyi araştırmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani sadece yazılım yok. Hani Türkiye'de genel olarak hani bilgisayar mühendisliği üzerine yazılım konusunda ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bunu iyi araştırmaları gerekiyor bence. Hani doğru. Gerçekten aradıkları eğitim veriliyor mu? Buna bakabilirler. Evet. Biz de bununla ilgili 100'e yakın video çektik zaten. Nasıl tercih yapılır diye. Peki kulüple olan maceranızdan biraz bahsedin. Burada siz ne iş yapıyorsunuz? Kulübe bu sene üye oldum ben. Şu anda yönetim kurumunda falan yer almıyorum ama normal üyeyim. Diğer çalışmalarda tamam. Normal üyelerde böyle aktif olarak rol alıyorlar yani bu şeylerde. Güzel. Tamam. En azından bunu öğrenmiş olduk. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sizi tanıyalım biraz daha. Nagihan Başçı. Ben de hazırlık okuyorum şu an ama bölümüm işletme. Ama bölüme geçmeden kendime bir şeyler katmak istedim. Hazırlık zorunlu mu işletme bölümünde? Evet, zorunlu. Peki nasıl hazırlık? Güzel mi? Siz beğeniyor musunuz? Hazırlık güzel. Böyle sular seller gibi bir İngilizce oluyor mu hazırlıktan sonra? Benim zaten altyapım vardı. Yurt dışında doğmuştum ben. Tamam. Niye o zaman hazırlık okuyorsunuz bir de? Şöyle bir şey, ben kendim eksik hissettim kendimi. Biraz daha geliştirmek biraz için. Biraz daha geliştirmek istedim, aynen. Almancam'da olduğu için işletme seçmek istedim. Bu kulüp de çok şey bana kattı. Neler kattı mesela? Mesela kendime biraz daha özgüvenim geldi. Hani topluluklarda daha girişimci oluyorsunuz. Mesela onun siz dışında, bu organizasyonda neler yaptınız? Ben şu an mesela araştırma, insanlarla olan iletişim, mesela sizi araştırırken sizin neler yapıyorsunuz? Beni siz mi stalkladınız yoksa? Hepimiz stalkladık. Peki güzel. Şimdi siz yurtta mı kalıyorsunuz, evde evet, mi kalıyorsunuz? Yurtta kalıyorum. Biraz da yurttan bahseder misiniz? Mesela buraya gelen bir arkadaş kazandı diyelim Ege Üniversitesi'ne ve şehir dışından geliyor diyelim. Yani evet. İzmirli de mutlaka çok vardır ama siz şehir dışından geliyorsunuz. Mesela evet. Şehir dışından gelen bir arkadaş burada yurt bulabilir mi? Yurt imkanları nasıldır? Hangi alternatifler vardır? Evet. Kampüsün içinde bir tane devlet yurdu var KYK, bir tane de özel yurt var. Kız yurdu bunlar. Kız yurdu da var, erkek yurdu da var. Kampüsün içinde, tamam. Çok güvenli o yüzden kampüsün içinde olduğu için. Ama kampüs dışında da çok yakınlarda var. Ben dışında kalıyorum, 5 dakika mesafede. Güvenli şehir. İnternet hızı nasıl mesela? En kritik sorudur her zaman. Yurt için en kritik soru. Arkadaşlara tavsiyem, yurt seçerken internet hızına mutlaka baksınlar. Şöyle bir şey var, internetin zamanı var.
belli saatleri saatler, var. Saatleri o saatlerde var. Girdin gibi giremedin. Herkesin yüklendiği saatler var. Ona göre biz ayarlıyoruz biraz film izleyeceğimiz. Öğrendik zaman. Artık bu işi. Aynen bu işi öğrendik. Güzel, tamam, bu peki, süper. Peki öğrenciler sosyalleşmek için genelde nereye gidiyorlar? Yakın yerler var mı? Kafeler? Aynen, küçük Bahçe diye bir yer varmış arkadaşlar. Orayı tavsiye ediyorum. Küçük Park. Küçük Park. Yanlış bilgi pardon. Küçük Park'mış. Küçük oraya park. Gidebilirsiniz. Peki tamam süper. Aynen. Sizi tanıyalım biraz da buyurun. Merhaba ben Hava Nur Arslan. İkinci sınıf öğrencisiyim reklamcılık bölümü. Süper. Tanıtımını siz mi yapıyorsunuz bu organizasyonun? Ya evet biz medya iletişim koordinatörlüğü olarak genel olarak tanıtımını, işte afiş tasarımını vesaire bunları biz yapıyoruz. Etkinlikteki fotoğrafları ben çekiyorum. Peki bu mezuniyet şekilde. Sonrası planlarınız neler? Mezuniyet sonrası planlarım aslında tam olarak İstanbul'a yerleşmek istiyorum. Çünkü bildiğiniz gibi medya İstanbul'da. İzmir'de bu işler biraz zor mu? Evet biraz zor ama eğitimimiz gayet güzel. Bize çok şey katıyor. Genelde uygulamalı derslerimiz de var. Teorik derslerimiz de var. İşletme ekonomi gibi dersler de alıyoruz. Bu şekilde. Peki kampüs yaşantısıyla ilgili neler söylersiniz? Mesela siz geldiğinizde lisedeyken tabii bir hayaliniz oluyor kampüsle ilgili değil mi? Üniversiteye evet. gireceğim. O hayaller ne kadar karşılık buldu? Onlar nelerdi, neler buldunuz? Ne bekliyordunuz, ne buldunuz? Vallahi her lisenin hayali herhalde çimlere oturmak falandır ama. Bir çim şeyi vardı evet, değil mi? Evet, evet. O kesinlikle vardı. Var mı çiminiz peki Ege Üniversitesi'nde? Ya Ege Üniversitesi'nde çimimiz çok bolca ama iletişim fakültesi olarak pek çimimiz yok arkadaşlar. Niye siz farklı bir yerde misiniz? Yok, bizim önümüz biraz otopark öyle tarzı mi? Bir yer var maalesef. Manzara öyle diyorsunuz. Evet, manzaramız arabalarla dolu. Peki, evet, iletişim şekilde. Olduğu için belki öyle yapmışlardı. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sizi tanıyalım birazdan. İdil Aleyna Bilce. Ben tıp ikinci sınıfım. Süper. Siz de bu organizasyonda yer alıyorsunuz. Siz neler yapıyorsunuz? Biraz da bu kulüpten de bahsedelim. Ben iş staj koordinatörlüğündeydim. Up to date özellikle hani kimleri çağırabiliriz, kimlerle nasıl iletişime geçebiliriz, o tarz şeylerle ilgilendik. Sponsorlar, kimleri bulabiliriz, neler yapabiliriz diye. Bugün de konu karşılamada oldum, sizi karşıladık. Bunları yapıyorum genelde. Peki tıp fakültesinde hayat nasıl? Siz neler yaşıyorsunuz? Gün boyu başınıza neler geliyor? Biraz onlardan bahsedin. Bizim ya güzel aslında hani tıpı seven biri için bence çok Ege Üniversitesi o konuda iyi, çok pratik var. Köklü de bir üniversite tabii. Evet hani şeyimiz var, çok pratik görüyoruz. Hani çok teorikte kalmıyor. Hani bu güzel bir şey. Sosyal ortamımız da iyi, kalabalık bir yerdeyiz zaten. Güzel kampüs bence şey. Kampüs içinde mi tıpta? Biz hastanedeyiz. Evet biz farklı bir yerdeyiz. Ama orada ama da yaşantı güzel diyorsunuz. Ama ayrı kampüsümüz. Hani şey zaten kalabalık bir bölümümüz. Sadece biz yokuz. Güzel oralar ya şimdilik. Peki siz ne tavsiye edersiniz yeni gelen arkadaşlara? Gezsinler. İzmir gezilecek yok yani yer. Neye dikkat etsinler geldiklerinde? Böyle İnternet hızı. İnternet hızı önemli. Konuda. Siz de mi yurtta kalıyorsunuz? Evet ben öğrenci köyünde kalıyorum burada. Öğrenci köyü nedir? O da ayrı bir şey. Üniversitenin yarı özel olması evet, lazım. Hani özel. Şey burayla bağlantılı. Genel konaklama için sadece yapılmış bir evet. köy mü? Ya sosyal tesisler hani kaç dakika buraya öğrenci köyü? 10 dakika falan olması servis lazım. Servis mi? Ring mi var sürekli? Servisler Şatılı var saat başı. Aynen yürüyerek 10 dakika. Yakın bir servis, yer yani o zaman. Evet. O yönden hani güzel internetimiz de gayet iyi gelmek isteyenlerin. Öyle mi? Sizde internet iyi yani. Evet, tamam öğrenci internet köyündeki iyi. İnternet iyiymiş. O bilgiyi aldık. En azından benim bloğumda iyi şimdilik. Küçük Park çok yakınımızda. Çok tamam, öğrenci Küçük Park önemli. Bak, ben size anahtar kelimeleri söylüyorum. İki yanın arkası direkt. forum da mı güzel bir yer? Forum Bornova'nın tamam, arkası. Peki. Çok teşekkür ediyoruz size de. Evet, siz galiba organizasyon yönetimindesiniz. Evet. Size direkt artık organizasyonu soracağım. Böyle girişte ne olur falan onları sormayacağım. Biraz bize kendinizi anlatın, isminizi alalım. Bir de bu organizasyonu anlatın. Nedir Tamamdır. Bu organizasyon? Adım Mehmet Yaman. Reklamcılık ikinci sınıf öğrencisiyim ben de. 1,5 senedir Gateway'deyim. Yarım dönemdir de yönetim kurulu üyesiyim. Medya iletişim koordinatörlüğünün Reklamcı olduğunuz için evet. doğal olarak. Siz de mi İstanbul'a gitmeyi planlıyorsunuz? Evet benim planım da evet, bunu anladık artık. Genel peki. olarak şey medya sektöründe İzmir'de pek fazla iş yok. O yüzden bir İstanbul hayali oluyor herkeste. Tamam peki. Şimdi bu organizasyonda ne oluyor? Neler bitiyor? Ne kadar problem yaşıyoruz? Aslında biraz problemler almak lazım. Bir evet. organizasyonda problem yoksa organizasyon yapılmamış sayılır. Oradan hiçbir şey öğrenmemişsiniz demektir. Yaşadınız mı? Problem yaşandı mı? Tabii ki de çok İyi, fazla. Tamam o zaman yerini bulmuşsunuz. Neler oluyor bu organizasyonda? Up to date değil mi ismi? Evet, up to date. Biraz anlatın. Nereden çıktı bu fikir? Veya her sene yapıyor musunuz? Seneye yapılacak mı? Up to date'i 5. sefer yapıyoruz biz. Sanırım 7 yılda 5 defa oldu. Yani 1-2 senede aksaklıklar haricinde her sene yapmaya çalışıyoruz. Bizim düzenli olarak yaptığımız bir salon etkinliği Up to date. Bir de sektör günleri adında bir
etkinliğimiz var düzenli olarak yaptığımız. Bu dönem üçüncü bir tanesini yapmayı planlıyoruz. Creating diye, yaratıcı iletişim zirvesi. Yani yılda üç tane organizasyona evet, gidiyorsunuz. Evet, yılda üç organizasyona çıkarmayı planlıyoruz. Onun dışında teknik geziler, kariyer buluşmaları ve eğitimler de düzenliyoruz biz. Hı-hı. Dışarıdan yine konuklarımız oluyor. Mesela mitingler yapıyoruz. Bir araya gelip mesela insan kaynakları uzmanları geliyor ve bize kendimizi nasıl geliştirmemiz konusunda bilgilendiriyor. Hangi şirketin ne gibi beklentileri olduklarını söylüyor. Ya da teknik geziler düzenliyoruz. Mesela en son CMS Ajantı'ya gitmiştik. Orada bize mühendisler ve insan kaynakları uzmanları şirketin hem işe alım süreçlerini hem de nasıl imkanlar sunduklarını, nasıl kişilerle çalışmak istediklerini, bizim nasıl birisi olmamız gerektiğini anlattılar. Keyifli bir geziydi. Bunun dışında da yakında yapılacak geziler var ve UpToDate ama şu an en büyük şey kaynağımız. Bizim enerjimizi çeken konu. Anladım. Peki tebrik ediyoruz bu genç yaşta bu kadar işin altına girmişsiniz. Bu işlerin de artmasını tabii bu arada istiyoruz. Yani Türkiye'nin gelişimi için de ülkemizin ve sizin kendinizin kişisel gelişimi için de bütün arkadaşlara tavsiye edeceğimiz bir şey bu organizasyonların altına girmeleri. Çok şey de öğrenmişsinizdir eminim bu süreçte bu kulüpler çok şey kazandırıyordur. Tekrar tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz arkadaşlarımıza. Teşekkürler.